Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu haftalık analize yine dolar indekste başlıyorum. Dolar indekste iki bölge çizmiştik. Dolar hala düşüp o iki bölgeyi ziyaret edemedi. Bu hafta beklentimiz o iki bölgeden birini ziyaret ederse yükseliş tepkisi alabilir. Dikkatli olmak lazım. Diğer parite dolar Kanada doları paritesi. Yarım saatlik grafikte beklediğimiz bir bölge vardı. Bu bölgede güzel bir bobin oluşmuştu fakat gepli açılışla aşağıda fiyat açılış yaptı. Bölge buraya geldiği zaman çok net bir güçlü bir tepki alamadı ve bölgeyi kırdı. Yukarıda şu an de takip edip şu hacimli bölgeye fiyatın gelmesini bekleyeceğiz ki bu bölge hem bobin oluşturduğu hem hacimle fiyatın aşağı salındığı ve gepli bir bölge. Yukarıdaki bölge ise boşaltılmış ve hacimle geçilmiş bir bölge bu ikisinden tepki alma ihtimali e, yüksek. Euro dolar paritesinde aynı şekilde e, geçen hafta bu bölgeyi çizmiştik. Yukarıdaki beyaz bölge e, günlükte uzun zamandır takip ettiğimiz bir bölge. Saatlikte bu bölgeyi sarı bölgeyi çizmiştik. Ve bu bölgeye fiyat gelirse tekrar satış için tepki alma olasılığı yüksekti. E, geçen hafta şu bobin şu engulf ve bobin oluşmuştu. O zaman şunu demiştik. Dipte oluşan bu şekildeki ağır bir trendde bu engulfların tepki verme olasılığı düşüktü. Gerçekten ufak bir tepki aldı ve o bölge kırıldı. Kırıldıktan sonra tekrar tepki aldı ve aşağı gitti. Fakat tepki yukarıdan. Eğer fiyat yükselmeye devam ederse bu bölgeyi kırıp yukarıdaki bölgeyi ziyaret edebilir. O bölgeden de satış için tepki alma ihtimali yüksek seviyesi 1.17 civarı. Dolar TL paritesi yine aynı şekilde geçen hafta çizdiğimiz bölge uzun zamandır geçilemeyip iğnelenip aşağı geçilen bir bölge vardı. O bölge geçildikten sonra tepki aldı ve aşağı gitti. Fakat 30 dakikalık grafikte geçen hafta şu oluşum çok dikkat çekiciydi. Şu düşüşte hacimsiz barlar ve iğneleri hep yukarıdaydı ve güçlü, kuvvetli bir barla yukarı doğru kırıldı. Kırılımda saatlikte bir bobin, bir engulf oluşturdu ve engulf güçlü, kuvvetli bir engulf ve zaman zaman benim istekli bar diye tabir ettiğim gövdesi uzun, iğnesi de gövdesi kadar uzun. Alt tarafta iğne yok, yukarıda iğne var ve önünü açtı. Fakat 1 barla yükseldiği bu bölgeden yaklaşık 7-8-10 barla tekrar düşüp yine tepki aldı. Bir engulf daha oluşturdu. Ve bu spike bu bölge ikinci ziyaretinde bu spike bölgedeki satıcılar bitirdi ve hacimli bir şekilde bölge geçildi. Geçildikten sonra bölge ilk ziyaretinde bölgenin ucundan tepki aldı. Şu an beklentimiz bölgenin içerisinde fiyatın tekrar gelip tekrar tepki alması. Büyük ihtimalle tekrar tepki alıp yukarı çıkacak. Çünkü buradaki iğneler buradaki satışları bitirmiş olabilir. Daha önce o bölgede yine vardı iğnelerimiz. Çıkacağı bölge bunu da bahsetmiştik. Bu bölgede de çok tepeden tepki almıştı. Buradaki bu bine kadar çıkabilir. Yani 6.56 civarına kadar çıkabilir. Fakat dikkat edeceğimiz buradan alacağı tepki. Bu bölgenin içerisinde kapanış olur ya da aşağıda kapanış olursa bir müddet o senaryo iptal olur. Altın grafiğinde hafta içi bunu bir arkadaşımızın sorusu üzerine paylaşmıştım. Aynı şekilde burada da uzun zamandır geçilemeyen bir bölge aşağı geçilmişti. Ve o bölge geçildikten sonra bu bölgenin test edilmesini beklemiştik. Test edilip aşağı gitti. Fakat aynı şekilde dolar TL'de olduğu gibi burada hacimli bir düşüş gösteremedi. Ve daha önce oluşturduğu bu alış bölgesinden tepki alıp Hacimli bir şekilde yukarıyı kırdı. Kırarken bu bölgenin daha üstünde e, iğneleme yaptı. Bunu daha önce anlatmıştık. E, daha aşağıda satıcı bulamadığı için daha yukarıdan satıcı topladı. Fakat o da yeterli olmadı. Bölgeyi kırdı. Ve burayı yine aynı şekilde test etmesini bekliyoruz. Yukarıdaki beyaz bölge ise bizim günlükte takip ettiğimiz bir bölge. O bölge yukarı doğru kırılmadan e, şu an e, uzun vadeli alış e, kovalamıyoruz. Euro sterlin paritesinde hafta içi çok güzel bir bobin oluştu. Bu bobin e, Kanada dolarında da söylediğim gibi bu bobin her zaman oluşmaz, oluştuğu zaman çok etkilidir ve bobin e, güzel bir şekilde hacimli bir şekilde düştü. Düştükten sonra test edildi ve yoluna devam etti. Bu beyaz bölge bizim takip ettiğimiz bir bölgeydi ve bu bölgeyi ilk tepki, ikinci tepki ve üçüncü tepki de kırdı. Zaten ikinci tepki fiyatın bölgenin çok aşağısına inmiş. Alıcılar çok aşağıdan toplamıştı. Yükseldi ve tekrar bölgeyi kırması zor olmadı. Şu an aşağıdaki beyaz bölgeyi ise haftalıkta takip ettiğim bir bölge. Bu bölge çok güzel, bobinli bir bölge ve onaylanmış bir bölge. Bu haftaki oluşacak bar bu bölgenin içine gidip tekrar yukarı çıkan bir iğne, bir pin bar, bir spike olabilir. Dikkatli olmak lazım. Fakat bunu haftalıkta da değil, daha düşük zaman diliminde takip edip o pin barı, o engulfu yakalamak gerekiyor. Ve sterlin dolar paritesinde ise bu bölge bizim şu pin bardan aldığı destekle ve iki gün önce bahsettiğim Quasimodo bölgesiydi bu bölge. Bu bölgeden aldığı destekle Burayı kırdı. Kırdıktan sonra tekrar tepki aldı. Fakat tepkisi çok yukarıdan oldu. Yani bu bölgenin kırılacağına bir işaret oldu. Ve fiyat aşağı düştü. Aşağı düştükten sonra bu bölgeyi ilk ziyaretinde kırdı. Şu an hedefimiz yukarıdaki pin bar bıraktığı bölgeyi tekrar ziyaret etmesi. Fakat şu sarı bölgenin altına düşüşte o senaryoda iptal olur bir müddet. Sterling Kanada dolarında takip etmemiz gereken bu bölgeyi aynı şekilde çizmiştik. Şu an fiyat o bölgede. Fakat o bölgeye ulaştığında oluşturduğu bir e, arz talep bölgesi mevcut. Hatta iki arz talep bölgesi mevcut. Düşüşler için çok dikkatli olmak lazım. Stop kesinlikle bu bölgenin e, yani 1.70 10 seviyesinin üzerinde kapanışlar e, kesinlikle stop seviyemiz olması lazım. Şu iki sarı bölgenin altındaki kapanış bir müddet düşüşü tetikler. Kanada doları yen paritesi hafta içi bunda da çok güzel fırsat oldu. Bu trendde oluşan şu bobin iki kere güzel tepki verdi. Aynı şekilde geçilememiş bir bölge oluşturdu ve o bölgede yine bobin oluşturdu. O şu an fiyat o bobinde eğer bu bobinin bobinli bölgenin üzerine çıkmazsa bir müddet düşüş devam edebilir. Ee, Kanada doları İsviçre frangı bunu da geçen e, hafta çizmiştik. Bu bölgeyi bir fincan kulp gibi düşünebiliriz demiştik. Hacimli geçmişti. İğnesiz başlar bırakmıştı. Ve tepki alıp yukarı fırlamıştı. Şu an belki gepi kapatabilir. Fakat aşağıdaki bölgeye gelme ihtimali düşük görünüyor. Gelirse de ee, tepki geçen hafta da söylemiştik. Daha aşağıdan tepki alıp e, yine yükselişe devam edebilir. Euro-İsviçre frangı aynı şekilde geçen hafta çizdiğimiz iki bölgemiz vardı. Bu bölgeden tepki aldı. Ve şu bölgeye dikkat. E, bu bölge çok dar bir bölge ve gece oluşan bir bölge değil. Bu bölge 2,5-3-4 e, dört, gündüz 4'te oluşan e, barlardan oluşan bir bobin ve çok güzel bir tepki verip fiyat yukarı çıkmıştı. Çıkarken burada geniş bir bobin oluşturdu. Fakat o bobini kırması çok hızlı oldu ve hacimli bir şekilde fiyatı yukarı fırlattı. Ve burada da aynı şekilde yine hacimli bir bar var. Bölgenin üzerine henüz bir test yok. Bölgenin içerisine gelirse fiyat yeniden alış yönünde tepki alabilir. Sterlin yen paritesi İki bölge çizmiştik. Bu bölgeyi aynı zamanda Twitter'da sinyal olarak da paylaşmıştık ve her seferinde fiyatın yukarı çıktığını, aşağıda da her seferinde aşağı indiğini, iki bölgeden birinin kırılacağını söylemiştik. Dediğimiz gibi fiyat artık bu bölgede alıcı bulamadı, aşağı indi. Aynı şekilde bu bölgede satıcı bulamadı, daha yukarı çıktı ve artık bu bölgenin içerisine yerleşti. Tepki alıp yukarı çıkma ihtimali bunda da yüksek. Sarı bölgenin altında fiyat kapandığı zaman o senaryo da iptal olur. Euro-Avusturya doları burada da aynı şekilde şu bölgeyi çizmiştik. Bu bölgenin boşaltıldığını ve fiyatın geçtikten sonra bu bölgeden tepki alma ihtimali olduğunu aynı şekilde bu bölgeden de tepki alma ihtimali olduğunu söylemiştik. Aşağıdan aldığı tepkiyle sarı bölgeden tepki aldı fakat yukarıdaki beyaz bölgeden tepki almadı. Tekrar bir karar aşamasına gidip Fiyat yukarı döndü. Fakat şu aşağıda bir bölgemiz vardı. Onu da çizmiştik hatırlarsanız. O bölgede buradaki testere tarihinde 30 Ağustos olarak çizmiştik. Buradaki testere iki kere ziyaret edildi. İkisinde de güzel tepki verdi. Fiyat daha aşağıdan e, alıcı bulmasına rağmen tepki güzel oldu. E, tekrar ziyaretinde aşağı düşme ihtimali yüksek. Dolar İsviçre Frangında çizdiğimiz bölgeler tekrar test edilmedi aşağıdaki 097 seviyesi ve 098 seviyesi fakat yukarıda 99 30 ve 99 40'ın orada subtem olabileceğini bir arz bölgesi olabileceğini söylemiştik şu an oradan tepki aldı fakat tepki biraz yukarıdan bölge kırılabilir kırılmadan önce aşağıdaki 98 62 seviyesi test edilebilir bu bölgeden tepki alma ihtimali var Sterlin İsviçre frangı bunu günlükte takip ediyorduk ve şöyle demiştik. Buradaki iğneler bu bölgeyi boşalttı. Dolduruldu ve tekrar şu pinbarla tepki almıştı. Engulf içerisinde pinbarın olması güçlü bir alış sinyal demiştik. Ve ilk tepki alacağı bölge bu beyaz çizgi. ikinci tepki alacağı bölge ise şu bobin demiştik. Ve senaryo bizi yanıltmadı. Şu anki beklentimiz bu bölgeden tepki alması fakat fiyat tepki almadığını herhangi bir şey söylemek şu an yanlış olur. Aynı şekilde Avustralya doları dolar, dolar paritesinde haftalıkta bu bölgeden tepki aldığını ve en kötü ihtimalle şu beyaz çizginin altında kapanacağını, kapanış yapacağını, daha aşağı gideceğini söylemiştik. Şu an beklentimiz aşağıda güçlü bir şekilde tepki aldığı engulf ve bu engulf onaylanmış bir bölge aynı zamanda bu bölgeye gelirse tepki alıp yukarı çıkma ihtimali var. Dolar yen paritesinde bobinli bölgeyi yukarı kırdığını ve yukarıda bir kapanış yaptıktan sonra fiyatın yukarı gidebileceğini söylemiştik. Yaklaşık 100 pip yukarı çıkıp tekrar aşağı indi. Bu hafta belki bu pin barı da yukarı doğru kapatıp boşalttığı bölgeyi doldurabilir. Ee, yeni Zelanda doları Yen paritesinde bu bölgenin üzerinde kapanış olmuştu. Ee, fiyatın yukarı gitme e, eğiliminde olduğunu söylemiştik. Fakat fiyatlanma e, buradaki engulf'tan değil biraz daha yukarıdan oldu. Ve bu pinlerin üzerinde kapanış yapamadı. Beyaz bölgenin altında kapandığı zaman zaten senaryomuz iptaldi. İsviçre Frang'ı Yen paritesinde ise burada güçlü bir tepki aldığını e, bu bobine kadar fiyatın gelebileceğini söylemiştik. Dediğimiz gibi fiyat bu bölgeye geldi. Buradan tekrar tepki alma ihtimali var. Şuradaki iğnenin belki daha altından tepki alabilir. Biraz tepki aldıktan sonra yatay bir şekilde bir müddet seyredebilir. Bu hafta diğer paritelere ek olarak Brent'e ekledim. Brent'te bu bölge çok güzel bir bölgeydi. Hacimli bir şekilde yukarı fırladı. Hem gap var, hem büyük bir Engulf var, aşağıda iğnesi yok. Fakat şu spike e, alıcıların birçoğunu bitirdi, fikri uyandırdı bizde. Çünkü sonrasında çok hacimli bir yükseliş olmadı. E, fiyat bölgenin içerisine yavaş yavaş yerleşti ve bölgeyi kırdı. Bu hafta yukarı yapacağı bir spike ile aşağıdaki bölgeye kadar ki o bölgenin seviyesini şu şekilde çizebiliriz 83-82 seviyesine kadar. Düşebilir, düştükten sonra yukarı çıkma ihtimali var. Çünkü bu bölge bizim sihirli subtem dediğimiz, önce sparklanmış, sonra orada bir bobin oluşturmuş ve bobin çok hacimli. Bobinin yukarı çıkan barı çok hacimli. Bu bölgeden tepki alıp yukarı çıkabilir. Tepkisini beklemek lazım. Altında kapanırsa aynı şekilde senaryo iptal olur. Bu hafta paylaşacağım pariteler bu kadar. Umarım hafta içi yapacağınız işlemlerde paylaştığım analizler faydalı olur. Her zaman söylediğim gibi analizini yapmamı istediğiniz pariteler olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kazançlı bir haftanız olması dileğiyle.